Önerge üzerinde İstanbul Milletvekili Sayın Kadir Gökmen Öğüt konuşacak. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, bu kanun tasarısında yeniden düzeltme ihtiyacı doğmuş. Kervan yolda düzülür felsefesi devam etmekte. Bir HSYK kanunu çıkartılıyor, tekrar düzeltiliyor, tekrar düzeltiliyor, bugün yeniden düzeltiliyor. Bu düzeltmelerle nereye kadar gidecek onu da merak etmekteyiz. Kervan yolda düzülecek diye bir felsefeyi inatla hükümet devam ettiriyor. Hükümetin başı her yerde olduğu gibi havaalanı açılışında da düşman yaratmaya yine çalışmış. Havaalanına değil yerine karşı olanlara, yola köprüye değil kuzey ormanlarının yok edilmesine karşı çıkanları kendi çapında küçümsemiş ve gezi zekalılar diyerek alçaltmaya çalışmış. Geziye katılan 8 milyon kişinin orantısız zeka kullanarak Türkiye'de yarattığı sempatiyi aklınca anlayamamış. Hadi yoluma çıkın diyerek arkasına aldığı on binlerce polisle tehdit etmeye başlamış. Yani kendisine yakışanı yapmış. Oysa Gezi kendisinin de söylediği gibi sadece ağaç değil. Gezi ezilenlerin, taşeron sistemine mahkum edilenlerin, mezhep ayrımına karşı çıkanların tepkisidir. Her yıl değişen lise ve üniversiteye giriş sınavlarına tepkidir. Türkiye'nin gerici bir eğitim sistemine doğru yönelmesine tepkidir. İhtiyaç olmadığı halde bütün okulların imam hatipleştirilmesine ve ancak parası olanların iyi okullara gidebilmesine bir tepkidir. Geçen hafta liseye giriş sistemi yeniden bu hükümetçe düzenlenmiş, alt üst edilmiş, çocuklarımızın aklı yine karıştırılmıştır. Ülkenin birçok yerinde mahallelerin direnişine rağmen normal okullar, ilkokullar arka arkaya imam hatibe çevrilmeye çalışılmaktadır. Gezi'de hayatını kaybedenlere, 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Onları saygıyla anıyorum. Balyoz'dan, Ergenekon'dan, zulümhanelerde zulüm çeken yurtseverler yeniden yargılama beklerken hükümetin başı bizim suçumuz yok, kumpas var derken hükümet bu hafta yeniden yargılama için formül bulamadıklarını açıklamış, tüm umutlarını tekrar tekrar yıkmıştır. Gezi, 1 Mayıs, Balyoz, KCK davalarında yargılananların mahkemelerde avukatlarıyla oturmaları ve iletişim kurmalarına izin verilmezken 65 milyon euroluk metrobüs yolsuzluğundan yargılanan İstanbul Belediye Başkanı avukatları ile birlikte oturabilmektedir. Doğru olan budur. Ama sizin adaletiniz sanıklara göre değişmektedir. VIP yargılama dönemi bu olsa gerekmektedir. Sizin çifte standartlı adaletiniz işte budur. Size karşı çıkan herkesi suçlamakta ve aklınızı aşağılamaktasınız. Bakın, daha geçen haftalarda müftü müsveddesi, müftümüz bize güzel cevap verdi. Sanatçı müsveddesi, milletvekili müsveddesi sizin sözleriniz. Size diktatör müsveddesi, bakan müsveddesi diyenlere ne diyeceksiniz? Sanatçı müsveddesi dediklerinizden hükümetin başına bir cevap var. Diyorlar ki Tayyip Erdoğan'ın sanata az çok bulaşmışlığı var. Belki şiir seviyor. Gençliğinde hatta kendisini yazıp yönettiği bir tiyatro eserinde de oynamış. Yeteneklerini bu yönlerde geliştirmeye çalışsa ülkeye belki daha az zararı dokunurdu. Fakat kader onu siyasete sürüklemiş. Gerçi sanata ilgisini büsbütün yitirmediği görülüyor. Konuşmalarında arada bir şiir bilgisini ve zevkini sergilediğini görüyoruz. Tiyatroya ve sinemaya ilgisini geçenlerde yaptığı bir konuşmada artist burada diyerek kendini işaret etmiş. Bir heykeli ucube diye nitelemesi bu alanda da iddialı olduğunu göstermişti. Fakat kendisine karşı olan sanatçılara müsveddi demesini nasıl açıklayacağız? Amacı sanatsal bir değerlendirme mi yoksa hakaret mi? Sanatsal değerlendirme ise bunu hangi ölçülere göre hangi yetkiyle yapıyor? Hakaretse acaba karşısındakilerin görüşlerini eleştirmek yerine sanatçı kişiliklerine niye saldırıyor? Sanat ve sanatçı konusunda bir yetinmezlik, bir kıskançlık duygusum var. Eğer öyleyse rahat olsun. Siyasette bugünkü konumunu kaybettikten sonra tıpkı Kenan Evren gibi sanata soyunarak istediği sanat alanında ürün vermeyi deneyebilir. Hatta bu işten iyi de para kazanabilir.
Örneğin amatör bir ressam olan Hitler'in tablolarını çok iyi para ettiğini biliyoruz. Irak celladı Bush da yine bir süre önce böyle bir deneme yaparak para kazandı. Şimdi de ya da düştükten sonra çıkaracağı bir şiir kitabının milyonlarca satacağından kuşku yok. Biz sanatçı müsveddelerince başbakana ilişkin olarak asıl sorun onun şu andaki konumundan müsvedde olup olmamasıdır. Teşekkür ederim.